ülkenin toprağı bir bütündür. Yunus Emre'nin fani olan teni Eskişehir veya Karaman, Kula veya Erzurum toprağında yatmış ne fark eder? Önemli olan 7 asır sonra bile Yunus'un insanların sevgi dünyasında hala yaşadığıdır. Yunus Konya'dan ayrıldıktan sonra içi yana yana yollara düştü. O yollar ki tehlikeli ve güvensizdi. 1243 yılından beri Selçuk topraklarını işgal etmiş olan Moğollar, Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun siyasi nüfuzunu elinden almışlardı. Moğol istilasına karşı Müslüman Türk halkını kurtarmak isteyen Mısır Sultanı Baybars'ın Anadolu'ya yaptığı seferde, Moğol kuvvetlerine karşı kazandığı zafer sürekli olmamış, Selçuk devlet adamlarının ikiyüzlü politikası Baybars'ı kızdırarak onu tekrar yurduna döndürmüştü. Hükümdarı Abagahan, boşuna akıtılan Moğol kanının hesabını sormak için ordusuyla tekrar Anadolu'ya geliyordu. Muhyiddin Pervane, öne çık ve yaklaş! Bunca ölü arasında hani bir Selçuk askeri hiç mi gebermedi sizden? Susuyorsun bak! Çünkü Mısırlı'ya karşı Selçuk askeri savaşa girmedi. Yalancı düzenbaz! Maksadın bizi arkadan vurup intikam almaktı! Hayır Ulu Hakan'ım, yanılmaktasınız. Hakkımda kim ne demişse, yalan söyleyip iftira etmişler. Muhyiddin Pervane kulunuz masumdur. Sultan Baybars'ın hücumunu daha önce haber alamadım. Tedbirde kusur ettim. Bağışlayın! Bağışlamak yoktur yasamızda! Ben bir kere aldandım. O da Anadolu'da bütün Selçuk idaresini sana bırakmakla! Yüce Hakanımın itimadını sarsacak bir şey yapmadı bu pervane kulunuz. Bana inanmanız gerekir. Sana inanmak ha! Şimdi anlarız! Vezir Muhyiddin yalan söylüyor Hakanım. İzzettin Aybek! Hele yaklaş! Ve de bildiklerini söyle bakalım! Efendimiz, Vezir Muhyiddin Pervane, Mısır Sultanı Baybars'a gizli elçiler ve nameler gönderip onu size karşı... Bitti mi? Bitti efendimiz. Bu sözlere ne dersin? Bir diyeceğin yok mu? Yalancı sahtekar, iki yüzlü rezil! Ey Cengiz'in torunları! Yiğit bahadırlarım! Öldürülen kardeşlerinizin öcünü kana kan, dişe diş alacağız! 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 Ateş var, kan var, ama merhamet yok bundan sonra! Yok! 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 Moğol hükümdarı Abagahan'ın intikam yemini Anadolu'ya yeni bir felaket getirecekti. Bunu hissedenler ya topluca yurtlarından kaçıyor veya kentlerinin önünde Moğolları karşılamaya hazırlanıyorlardı. Aradan uzun yıllar geçti. Bu süre içinde Yunus Emre diyar diyar dolaştı. Şam'ı, Tebriz'i ve bütün yukarı illeri gezdi. Onun dönüşü yine Anadolu'ya oldu. Kan ve irin kokan Anadolu'ya. Yunus bunlardan habersiz
uzun sıla hasreti içinde içini dolduran duyguları şöyle dile getiriyordu. Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Yavu kıldım ben yoldaşı, unulmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Harami gibi yoluma, ar kuru inen karlı da, ben yârimden ayrı düştüm. Sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında, salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için, yaşın yaşın ağlar mısın? Ağlamaktayım elbet. Gözyaşlarım pınar olup taştı sanırsın. Ama nafile bu üzüntümüz. Çünkü Şeyh babam beni sana vermeyecek. Bilmekteyim bunu. Onun için yıllardır kaçalım demekteyim ya. Olmaz Ulu beyim. Beni nasip bağıyla bağlamışlar sımsıkı, söküp atamam, kaçıp kurtulamam. Ulu Tapduk hem babam hem de şeyhimdir. Ben onun kanıyım, hem de canı. Benim suçum Hamza Bey oğlu olmak mı? Kansa onun kanıyım, ama canı değil. Haramla gelen malda gözüm yok. Bir lokma bir hırka yeter bana. Bir de sen. Sen yetersin bacım sultan. İkimiz de yanmaktayız nafile yıllardır. Gayrı bu son kavuşmamız olsun. Kararında bu kadar insafsız olma. Başka çaremiz mi var? İkimiz için de böylesi gerek. Son sözüm buysa, alıp başımı giderim bu illerden. Uzaklara, uzakların ötesine uzanırım. Sordum sarı çiçeğe, benzin neden sarıdır? Çiçek dedi, ey derviş! Ahım dağlar eridir! Yine sordum çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek dedi, ey derviş! Ölümsüz yer var mıdır? Yine sordum çiçeğe, Yunus'u bilir misin? Çiçek dedi, ey derviş! Yunus kırklar yaridir! Anadolu açtı, sefildi. İnsanları mutsuz ve umutsuzdu. Toprak ana küsmüştü sanki. Ekinler kurumuş, davarlar sürülüp götürülmüştü. Moğol belası yıllar yılı bir kabus gibi çöküvermişti Anadolu'nun üstüne. Babacığım! Babacığım!
Selamün aleyküm. Yere dur yabancı! Var git yoluna! Selam Allah'ın yol kulundur. Nedir peki muradın? Hiç! Acınızı paylaşmak. Gayrı kimselere inanmaz oldum. Bak! Kandan kızıla boyandı her taraf. Hep Moğol'un işi bu. Yakıp kül etti, ezip bitirdi. Ve de sürüp götürdüler insanımızı, ekinimizi, davarımızı. İki yiğit verdim bir günde ki kurdu kuşu ardından ağlatır. Bak şuncacıklara, bugün yetim kaldılar. Gör de gel dayan. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Gök ekinlerim ya, dağ yiğitlerim. Söyle yabancı, de hadi, hak ver bana. Hak ve sabrı yalnız Tanrı verir. Her şeyi görücü ve bilici olan o garipler Rabb'ı. Yo yo, gayrı Rabb'imle arama girenler oldu. Kim girdi? Korku girdi, ölüm girdi, Moğol girdi. Besbelli, acılısın da ondan böyle konuşmaktasın. Gayrı haram oldu bu dünya bize, haram! Neymiş bizim suçumuz, günahımız ne? Neden atmakta bu kanlar? Çünkü ülke devletsiz, devlet sahipsiz de ondan. Ama gidicidir Moğol. Bu toprağın insanıyla uyuşamaz. Uyuşamaz ya! Bak, gözün gayrıyı görür oldu. Gel, kulağın da işitsin şu garibin sözlerini. Mevlan'la arana gireni unutacaksın. Kimseye kinlenmek yok. Asıl düşmanımız Moğol değil, kindir çünkü. Evladım, bunlar nasıl sözler ki acımı azalttı? Kendime gelip insanlığımı hatırlar oldum. Biri aşktır ki gönüldedir. İkinci hazine gönüldür ki insandadır. İnsansa Tanrı varlığının bir parçasıdır. Söyle kimsin? Bağışla bana mübarek adını. Ad verecek, ün satacak ne ettik ki? Bir garip dersin. Yabandan gelip yabana giden bir yolcu. Bizleri yalnız koyup gitme diye ün bir isim geliyor sana. Öyle ısındım ve de sevdim ki. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, matağım çok. Alana satmaya geldim. Var yürü, Tanrı rast getire. Adının her yöne yayılı. Eyvallah! Kal sağlıcakla. Hükmünü fermanla değil, dermanla yürüten, gönüllere bu yolla hükmeden bir er kişiydi besbelli. Kim o? Aç yarenim, Tanrı misafiri. Vardım, vardım! Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyur dervişim, ıslanmışsın. Gir içeri. Bu dünyanın misali benzer bir değirmene. Gaflet onun sepeti, bu halk onda öğüne. Eyvallah! Ama dervişim sorma, dert büktü belimizi. Sarı kız derler bir torunum var, yatağa düştü, neyin nesi bilemedik gitti. Varıp bir yol bakıversen. Ölmesinden korkmaktayım da. Ölüm Allah'ın emri, canı o verdi, o alır. Gayrısına kulun boynu kıldan ince. Tabip değilim, hastalıktan hiç anlamam. Velakin Allah rızası için bakıverelim sarı kıza bir kez. Hay Allah, senden razı olsun. Thank you.
üzerine açtı bak. Altın başlı sarı kızım, iyileştin mi ola? Bak dervişim, iyice kendine gelir oldu. Peki dermanı neydi bu illetin? Çok kolay bir şey yarenim. Sabır değirmeninde iman tohumunu öğüt, hak sevgisini kat içine, avuç avuç ver içsin. Besbelli ululardan bir ulusun sen. Adını deyiver ola. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, aptal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı bilen kullar ile çağırayım Mevlam seni. Muradıma maksuduma ermezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini görmezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Tanrım, sana yöneldim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Allah sana sundum elim. Senden artık yoktur emin. Allah sana sundum elim. Gevher yarattı kendinin kudretinden. Nazar kıldı gevhere, erdi heybetinden. Yedi kat yer yarattı, ol gevherin nurundan. Yedi kat gök yarattı, ol gevherin buğundan. Yedi deniz yarattı, ol gevher damlasından. Bağları muhkem kıldı, ol deniz köpüğünden. You know.
varmış Yunus. Gel bana, duy bebe. Bildin mi kim olduğunu? Tapduk Şeyh'in atası Sarı Saltuk duradı. Ulu Şeyh Sarı Saltuk'muş. Engin denizlerin karşı kıyısından sırf senin için geldim. Seninle burada buluşmak için. Ve de söyleyeceklerimi iyice bellemen için. Şu diyar-ı Rum'un Anadolu toprağının dirliğini ve birliğini kuracak ve kurtaracak olan Söğüt'teki Kayı aşireti ve onun beyi Ertuğrul'un oğlu Osman Bey'dir. Bu tanrı sırrını böyle bilip belliyesin. Kulak verip iyice anlayasın. Yetip bitsin, bitip dursun bu ülke insanının gözyaşı. Tüm acılar dinsin gayrı. Kayı aşiretine verilen tanrı lütfunun bu toprağın insanınca bilinmesi için varıp hizmet et. Gayret geçir. Anladın mı ola dediklerimi? Anladım. Ve de kutlu emrin başıma buyruk olur ulu şeyhim. Öyleyse bunu herkeslere bildiresin şimdiden geri. Tanrı'nın inayeti, yüce peygamberin şefaati gayrı seninledir derviş Yunus. Söğüt toprağındaki Kayı aşiretinin yiğit beyi Kara Osman Şah'ım. Sana Ulu Selçuk Sultanı Gıyasettin Mes'ud Han-ı Sani'nin hediyeleriyle menşurunu getirdim. Kabulünü dileriz. Tanrı rızasıyla aldık ve de kabul ettik. Buyurun, okuyun, dinlemek murad ederiz. Gösterdiğin hizmet ve yararlılıklar kulağımıza geldiğinden riayete hak ve layık görülüp tarafımızdan tu, sancak, davul, nakkare tahsis kılındığı gibi Eskişehir'den Yenişehir'e kadar olan yerleri bir sancak itibar edip ona verdim. Allah'ın yardımına, peygamberin mucizelerinin teyidine hazır ve gaypen ve gizli hizmetlerine benim hayır duamla birlikte mazhar olasın. Thank you.
neler yiğidim. Dayan, gayret et. Ladik Bey'in bir olayım. Mintanımın içindeki meşinde bin name var. Bunu alıp Karaevli Aşiret Bey'ine ulaştır. He mi? Mutlaka ulaştır. Olur haldaşım. Ama hak müyesser ederse varıp kendin götürürsün. Gayrı hayır gelmez benden. Nafileyim. Ölmekteyim bak. Toprak... Toprak kokusu ulaşır oldu burnuma. Hepimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz zaten. Ama korkmuyorum. Korkmuyorum, bak. İnanan insan kuvvetlidir, korkmaz. Gel, cümle günahlarımız için birlikte tövbe edelim. Allah! Hak çalabım, hak çalabım! Sencileyin yok çalabım! Günahlarımız yarlığa, ey rahmeti! Ladik Bey yeni bir dövüş için yardım ister bizim aşiretten gene. Ne dersiniz ağalar? Gene mi? Yetsin gayrı. Sürü olsa tükenir. Allah Allah! Durun hele! Bir yolda şu derviş kardeşimize soralım. Taşra'da ahval nice, bizden daha iyi bilmektedir. Bugünler dağılma ve de birbirimizi yeme günü değil. Hüner toplanmakta, birleşmekte. Vatan sevgisi imandandır. İmanı bütün olanlara hüda toplanmayı emreder ve de birlikte yaşamayı. Görmez misin sen arıyı, her çiçekten bal eder. Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya. Duydunuz ya ağalar, ne hikmetli sözler etmede bu derviş kardeşimiz. Sancaktar! Buyur beyim. Densin ki, Karaevli Türkmeni bu dövüşe girmeyecek. Türk, Türk'e kılıç çekmemeli. Gayrı boş yere kan dökülmesin. Böyle yazılsın ve gönderilsin ulakla. Baş üstüne beyim. Taht kavgası, post cengi derken... Moğol'un ekmeğine yağ sürülmede her geçen gün... ve gazi beylikler... Konya tahtı için boş umutlara kapılıp birbiriyle uğraşta. Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı... yedi yoksul eti, içti kan olmuştur. Doğru. Gazi beylikler içinde biri var ki... en akıllısı... ve de insanına kıymet verip gün gösterisi. Kim? Kangısı? Selçuklu'nun Söğüt toprağındaki Uç Bey. Kayılardan Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey. Deli heveslere kapılıp karışmamıştır Anadolu işine. Bu yüzden ikbali parlamaktadır beyliğinin. Bilir misin ki... aşiretimiz de bozokların Günhan kolundandır. Tıpkı Söğüt'teki kayılar gibi. Öyleyse ne durursun beyim? Yaz bir name. Kardeşin kardeşe dost selamını ilet. Ha derlerse topla aşiretini, ver elini Söğüt'e. Aklımıza yatar oldu bu sözlerin. Değil mi ağalar? Yatmalı... ve de... inanmalısınız. Dilerseniz yazacağınız o nameyi... bu yoksul alıp götürür Söğüt'e kadar. Ve de Osman Bey'e kendi eliyle verir. Tüh bana! Tüh ki fırsat bulup daha soramadım adını, sanını! Hele bağışla bir yol kim olduğunu. Dervişlerden bir dervişim. Tapduk emredir mürşidim. Ya adın? Adım gelsin, adın! Derviş Yunus söyler sözün... yaş doludur iki gözün. Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Ne? Yunus Emre misin yoksa? Bre bu ne kadem, bu nasıl bir uğur ki şükürler ola! Hoş gelmişsin Yunus Emrem! Adını duymayan mı kaldı Türkmen içinde? Adın dillerde, sözlerin gönüllerde. Bre ne durursunuz daha? Tiz vurulsun şenlik davulları! Tüm aşiret toplansın! Bayram var, sevinç var! Ulu Yunus Emre konuk gelmiş aşiretimize! Varın hadi davranın! Yunus Emrem!
Aslan Bey'in Osman Gazi'ye yazdığı mektubu yanına alan Yunus Emre'nin önünde ipler gibi uzanan yollar vardı. Ülkede birlik olmanın, insanca ve kardeşçe yaşamanın şuurunu yolu üstündeki köylere, kentlere bayrak gibi taşıyor ve bu sesleniş tüm umudunu kaybedenlerin gönüllerini yeni bir ışıkla dolduruyordu. Yunus Emre adı manevi bir kurtuluşun, ebedi bir sevginin kaynağı oluvermişti bu toprağın insanında. Bunca kavga, bela ve acıdan sonra gayrı söz sevinindir. Cümlemiz insan olarak yaratılmışız. Öyleyse insan insanlığını bilmeli. Aranızda kin varsa unutulmalı. Dargın varsa barışmalı. Kardeş kardeşi, insan insanı sevmeli ki yaradan hoşnut olsun. Sen yarattın cismi canı, sen yarattın bu cihanı. Mülk senindir, keremkanı kimsenin olmaz Allah'ım. Çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl orada durursa kendi dolası değil. Bu çeşme aşk çeşmesi ve bu bardak insandaki gönüldür. Onu dolduracak sizlersiniz. İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Arının balı, bülbülün gülü, karanlığın ışığı neyse, Tanrı'nın insanı da odur haldeşlerim. Yağan karları eriten, akan suları kurutan, topraktan Adem yaratan, ol Sübhanallah değil mi? Öyleyse hepimiz birbirimizi sevmeliyiz, sevmeliyiz, sevmeliyiz. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Bekircan. Şükür kavuşturana. Şükürler ola Bekircan. Yıllardır seni aramaktayım köşe bucak. Ulaştığım kimi yerde gelmedi. Kimi yerde de az evvel gelip geçti Yunus Emre'miz demezler miydi? Sen görmeliydin Bekir'in halini. Bilirim Bekir'im. Seversin eskiden beri garip Yunus'unu. Yalnız Bekir mi sever sanmaktasın? Hey gidi Yunus Emrem hey! Namın bütün dillerde, kutlu sözlerin bir bir ezberlenmiş ki o kadar olur. Kolay mı? Gerçek aşk eri olmak kolay mı? Dur, dinle azıcık. Ne yapmış şuncacık Yunus ki böyle konuşmaktasın? Daha ne yapacaktın? Tanrı kullarına bir göz vermiş, bir de gönül gözü vermiş. Sen gönül gözlülerin göz bebeği olmuşsun. Hak aşkını halk aşkıyla birleştirip hakkın hizmetinde halkın yoldaşı olmuşsun. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise demişsin. Bak Bekir'inin bile ezberinde. Bunun gibi daha neler neler. Bu halk seni öyle anlamış, öyle sevmiş ki adını unutamıyorlar ve unutamayacaklar. Gayrı sus, ne olur.
bu sözler iyiyse, güzelse, doğruysa sanma ki Yunus'tan gelir. Ya kimden gelir? Söz karadan, aktan değil, yazıp okumaktan değil, bu yürüyen halktan değil, Halik avazından gelir. Yunus, Yunus Emrem. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeru. Ey her şeyi asan eden Tanrım, şu gafil Bekir'inin suçunu affeyle. Nasıl anlayamadım Yunus'u, nasıl? Taptuk Şeyh'imin gözleri sen gittikten az sonra görmez oldu. Sanırsın ki bu dünyanın çirkinliklerine bakmak istemedi bir daha. Ana bacıya gelince bir çöktü ki o kadar olur. Ya bacım Sultan, o nasıl? Evlendi mi? Nerede? Kocaldı, bahtına küstü kızcağız. Şeyhimin illeri, uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir? Şeyhimin özünü, severim sözünü, mübarek yüzünü görmeye kim gelir? Ne oldu? Yoksa gidiyor musun? Evet Bekir'im. Gayrı ulu şeyhime varmalıyım ve de tez yola çıkmalıyım alessabah. Sormam neden diye, çünkü bilirim ki bunda da vardır bir hikmet. Tuttuğun uzasın tutamak olsun, bastığın düzelip basamak olsun Yunus Emrem. Ne var ki şu garip Bekir'ini gönülden hiç çıkarma, he mi? Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Aşkın oku ciğerimi, yaka geldi, yaka gider. Bu garibi görünce niye ürktün o kadar? Bak ki bardaklar bile düşer oldu elinden. Korkma! İçerinde ne kötülük olur bizim gibi garibin. Gel onu saklama hiç. Ne olur dinin mezhebin ayrık ise. İyi bir insan. Geçe kaldığın belli. Gel menziline kadar varalım ki meraklanmasın bekleyenin varsa. Hem de yeniden doldurmak gerek şu bardakları. Ona güvenebilirim. Bu iyi adam için kızmaz bana muhterem peder. Sizin dininiz size, benim dinim bana denmiştir kitabımızda. Ama bu insanların birbirine düşman olması için söylenmemiştir.
İnanmada farklılık olsa bile insanlıkta düşünce bir olmalıdır. Öyle olmalıdır elbette. Sen sana ne sanırsan, ayrıka da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Umarım ki bu dört kitaptan maksadınız Hristiyanlıkta dört ayrı İncil'in bulunduğunu söylemek değil herhalde. Hayır, hayır. Tevrat ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u, bunlardaki beyanı cümle vücutta bulduk demek istemekteyim. Yani bütün mevcudatta. Şu mukaddes yortu gecesi üstüne yemin ederim ki hayatımda duyduğum en ulu söz bunlar. Lakin herkes böyle mi düşünüyor sanmaktasınız? Haklısın keşişim. İnsanların kendisine kalsa belki düşünecekler. Ama ne var ki nefs ve ihtiras ve de benlik gibi şeytani güçleri yenmekte Ademoğulları şuurlarına hakim olamıyorlar. Halbukisi kendi özlerinde imanları vardır. Çünkü iman vicdandan gelir. Vicdan kalpte, kalp gönüldedir. Ve gönül Tanrı'nın insanda mekan tuttuğu en ulu bir yerdir. Ne güzel, ne doğru sözler etmektesiniz. İyi, doğru ve güzel. Bunlar da her kitapta mevcut olan birer tanrı kelamıdır. İnanın ben keşiş kardeşiniz de tıpkı sizin gibi düşünmekteyim. Bu dünya nimeti bütün insanlara yeter artar. El verir ki hayırla bölüşmesini, sevgiyle dağıtmasını bileler. Dinleri ayrı olsa da insanlar madem ki o ulu, o tek Tanrı'nın sevgiyle var ettiği kullarıdır. O halde hepsi de birbirinin kardeşi sayılır. Ta ki Ademoğulları bir gün gelip bunu anlaya. Garibin namaz vakti erişti. Acep abdest almak için az biraz suyunuz var mı ola? Burada mı namaz kılacaksınız? Ne olur. Burası da Tanrı katında mukaddes bir yer sayılmaz mı? Besbelli siz kutlu bir insansınız. Şu ihtiyar kişiş kardeşinizin de elinize su dökmesine müsaade edin bari.